Hepinize merhabalar ben Orhun Kayal ve bugün sizinle konuşmak istediğim bir başka konuyla Gelin konuşalım serisinde karşınıza çıkıyorum. Konumuz şu Steam indirimleri çok mu bozdu? Şimdi e, biliyorsunuz benim Steam indirimleri ve haberleri diye bir Facebook sayfam var. Orada indirimleri vesaire paylaşıyorum. Son zamanlarda hatta son zamanlarda değil çok uzun zamandır olan bir şey bu. Ne zaman bir indirim paylaşsam insanlar ulan daha düzgün oyun yok muydu vesaire falan gibilerinden e, yorumda bulunuyorlar. Beğenmiyorlar genel itibariyle. Bu biraz da beni düşünmeye sevk etti ve aslında oradan başlayıp işte yaz indirimleri, kış indirimleri yani büyük indirimler ve o büyük indirimlerin her her sene of bu sene çok kötü of bu sene çok kötü ve hani her sene bunun şiddeti artı arta devam ettiğini gördüm. Bunun kendimce sebeplerini ben söyleyeceğim. Sizin de sebeplerinizi her zamanki gibi yorumlarda tartışalım diye bekliyor olacağım. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan aslında ben mevzuya gireyim. Şimdi şeyi de birkaç noktayı da eklemek gerekiyor. Ben 5 Nisan 2010'dan beri Mountain Blade Warband'i çıktığı dönem aldıktan sonra Steam'i kullanmaya başladım. Yani 7 seneden biraz uzun olmuş 8. seneye de gireceğiz işte önümüzdeki Nisan'da o zamandan beri kullandığımı ve yani o o dönemden beri de indirimleri takip ettiğimi söylememde yer var yani 2010 yaz indirimleri den başlayarak her indirimi yaz indirimini kış indirimini küçük irili ufak indirimleri takip ediyorum diye söylemek gerekiyor ki hani sen ne konuşuyorsun ibibik demeyin <laughs> diye şimdi benim şahit olduğum ilk yaz ve kış indirimleri dönemimde bayağı gözümün döndüğünü hatırlıyorum çünkü hani daha yeni girmişim Steam'e. Hesabımda oyun yok ve bir dünya oyun indirme görüyor ve inanılmaz indirme görüyor. Şimdi daha Türk lirası o zamanlar olmasa rağmen, dolar üzerinden satış yapılıyor olmasına rağmen birazcık işte e, doların o kadar yani bugün olduğu kadar yüksek olmamasının verdiği etkiyle Yine uygun fiyatla oynanabiliyordu ama tabi sonuçta öğrenciydim cebimdeki para da Belliydi parasızlıktan ötürü her istediğimi de alamıyordum e, Ama Yine de işte Her indirim döneminde birer ikişer hani Birkaç tane bir şey alma fırsatı Bulabiliyordum Şimdi şeyi de eklemek lazım öğrenciyken öyleydi de şimdi farklı mı Hayır şimdi de farklı değil bu zamana kadar ben Her istediğimi alabildiğim bir indirim dönemi geçirmedim arkadaşlar yani sonuç itibariyle istediğimiz oyun çok Fazla e, Yani Bütçe belli kısıtlı sonuçta zaten alsan da oynayamıyorsun pek çok oyunu gibi sebeplerden ötürü çok fazla oyun ama dediğim gibi böyle kişiler 7 sene içerisinde o kadar çok oyun büyüktü ki hani artık ee, zaten indirimde bir oyun gördüğü zaman hep bende var oluyor. Hatta satın aldığımı unuttup e, Almak için girdiğim zaman e, bu oyun zaten sizde bulunuyor falan diye e, yorumlar aldım. Yani yorum değil de o uyarıyı gördüğüm falan da oluyor. Tabi bunun birazcık bundle almanın. Hani başka bir oyunu görmüşüm bir bundleda. Bundle almışım. Onunla beraber başka bir oyuna gelmiş. Farkında değilim falan gibi durumlar da etki ediyor ama yani özetle demeye çalıştım. E, 7 senenin içerisinde bayağı oyun birikti ve biliyorum ki hani 2 senedir 3 senedir kullanan herkesin hesabında iyi kötü oyun birikiyor. Sizin de eminim ki. Hatta aranızda benden çok oyunu olan insanlar da vardır. Ondan da eminim. Neyse şimdi 7 senede sonuç itibariyle bayağı oyun büyükmesinin etkisiyle ben de son zamanlarda hani indirim geldiği zaman ilk indirimlerim kadar etkilenmediğimi e, fark ettim ve hani bundaki etkide dediğim gibi çok fazla oyun zaten almak istediğim pek çok oyunu aldığım için lan bu oyun indirimlerde hiçbir şey yokmuş psikolojisine girdiğim mi düşünüyorum e, ve açıkçası pek çok insanda da bu var adam zaten senelerdir almak istediği ve oynamak istediği oyunları almış 200 saat 300 saat oynadığı oyunlar var e, ve dolayısıyla artık belki de birazcık yeni oyunlar yani takip ettiği oyunlar e, indirime girmemesinden kaynaklı olarak o kafaya giriyor ki bu bence Steam indirimlerinin kötü geçtiği anlamına gelmiyor. Aksine hani bu sizin kişisel e, tecrübeniz oluyor. Bunun altında bir çizmek istedim. Yani e, beğenmediğiniz bir oyun indirime girdiği zaman verdiğiniz tepki ona göre birazcık saçma olabiliyor. Ben de zaman zaman ulan bunları mı indirime soktunuz falan diyorum ama sonradan baktığımda hani e, gayet yüksek ortalamaya sahip oyunlar olduğunu ve hatta arasından oyun keşfettiğimi falan bile hatırlıyorum. Demeye çalıştım ee, özetle şu ki kötü mü geçiyor indirimler bunu birazcık ee, tartmaya çalışırken kendi tecrübenizde, kendi sahip olduğunuz oyunları da ya da beklediğiniz oyunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir diğer noktada oyunlar eskisi kadar ucuzlamıyor mu e, noktası. Aslına bakarsanız buna hani e, bu konuya girmeden evvel şu bir takım şeyleri hatırlamak gerekiyor. Mesela şimdi bahsedeceğim bir sonraki noktada aslına bakarsanız Steam'de artık oyunlar eskisi kadar indirime girmiyor mu oran olarak ee, noktası. Bu konu çok fazla dile getiriliyor. Eskiden daha fazla indirime girerdi. Daha yüksek indirimler or daha yüksek oranlı indirimler olurdu falan deniyordu ama şimdi buna ee, ele almadan hemen bir şey hatırlamak gerekiyor. Steam Türk Lirası'na geçtikten sonra bu indirimlerde bir ayarlamalar vesaireler yapıldı. Almak istediğiniz oyunun SteamDB.info internet sitesinden girip daha önceki indirimlerde ne kadara girdiğini ya da dolarla satıldığı zaman ne kadara satıldığını bizim bugün indirimdeyken aldığımızda dolarla indirimde o ne kadar alacağımız gibi fiyatları karşılaştırmanız mümkün. Bunu da yaptığınızda aslında başka bir tablo çıkıveriyor ortaya. Şimdi tabi burada istisnai bir noktayı da değinmek gerekiyor. Bazı oyunlar dediğim gibi istisnai sebeplerden ötürü uygun fiyatlardan e, girmeyebiliyor indirme vesaire. ama şöyle bir baktığınız zaman 22 Ekim 2014'ten beri yani Steam'e Türk Lirası desteği geldiğinden ve fiyatlandırmalar Türk Lirası ile üzerinden yapılmaya başladığından beri bazı yani pek çok oyunun yine ekleyeyim bazı istisnaları var. E, indirimsiz halleri bile gayet hani dolarla almaktan çok daha uygun fiyata geldi. Bu zaten hani o dönemde de e, hatırlıyorsanız Çoğu insanda bayağı Allah razı olsun falan moduna girmişti. Tabii ki iyilik yapmıyordu bize Steam her türlü karı ne ediyor o ayrı mesele ama e, o dönem için da yükselmesiyle vesaireyle ortaya çıkan e, tablo şöyleydi. Bir oyun indirimsiz haliyle bile Türk lirasından gayet uygun fiyata satılıyordu. Peki bu durumun nasıl etkisi oldu indirim dönemlerine? Şöyle etkisi oldu. Evet bir yerde eski e, indirim dönemlerinde yapılan indirim oranları düştü deniyor ve bu söylem Aslında bakarsanız kısmen doğru olsa da son tahlilde baktığınız zaman detaylı araştırmanızı yaptığınızda e, hala indirimli fiyatları gayet uygun fiyattan e, almamızı olanak sağlıyor bu oyunları diyebilirim. Hatta şey üzerinden gideyim çok da sık sorulan ve notlarımda şu burada aldığım e, CSGO Counter Strike Global Offensive örneği üzerinden gideyim. Mesela Türk lirasına geçtikten sonra e, 24 liradan satılmaya başlandı. İndirimsiz hali Counter Strike Global Offensive'in. Ama şu an dolarla almak isterseniz indirimsiz fiyatı 15 lira ki doları 3 lira olarak hani düz hesap olsun 3.5 lira şimdi hesaplayamayacağım. Zor geliyor. 3 liradan hesaplarsak bile bu 45 lira gibi para ediyor. Şimdi 45 lira nereye 24 lira nereye Zaten aslında bakarsanız Türkiye'de 100, neredeyse %50 indirimde. Hatta yani e, benim kuru 3 e aldığımı düşünürsek %50'den bile uygun fiyata aldığımızı söyleyebiliriz indirimsiz haliyle. Şimdi e, indirimli olduğu zaman %50'ye kadar düşmüştü daha evvel. Ama son indirimlerde e, %33'e falan düşmeye başladı. Yani 12 liraya alabiliyorduk ama şu an 16 liraya alabiliyoruz. %33 indirim olduğu zaman ya da %50 indirimden diyelim. Hadi şeyden bahsedelim aslında bu zamana kadar düşmüş en çok düşmüş olduğu hallerinden ya da yakın zamanda diyelim şu %33'den evvelki halinde %50 indirime girmiş ve 12 liraya düşmüş. %50 indirime düştüğü zaman dolar olarak 7,5 dolar geliyor ki bu da hani 23-24 lira gibi bir paraya denk geliyor. E şimdi gene baktığınız zaman az evvel indirimiz halinden bahsettiğimiz kısmı yine hani uygun geliyor. 16 lira bile olsa ki %35 düştüğünde bu sefer de 15'ten 10 dolara düşecekti. İşte olacaktı sana 30 lira ama biz 17 18 liraya 18 liradan evet 18 liradan e, alabiliyor oluyoruz o durumda da. Yani anlatabiliyor muyum? Orada çok net bir kısım var. Ama diyor ki bazıları e, zamanında işte %75 düşmüştü. Ben 9 liraya aldım. Şimdi e, %75 e, İndirime yine düşerse 24 liradan, hani Türk lirasına geçmeden evvel %75 indirimle aldıkları için 9 liraya denk geliyor. Yoksa 24 liradan %75 indirime girdiği zaman ulan amma matematiğe döndü olay. Neyse lafı oradan toparlayayım. 8 liraya gelmesi gerekiyor normal şartlarda. Şimdi siz kalkıp 9 liradan satmaya çalışırsanız Counter Strike'ı bu oyunu yapan adam için 3 dolardan satmak demek dolar karşılığı olarak. E şimdi elinde normalde 15 dolara sattığım bir oyunu 3 dolara kadar düşürmek... Yani elinize vicdanınıza koyun. Tamam ben de ucuzasını isterim ama adamlar da bir şekilde kar edecekler. Değil mi? E, 3 dolardan satmayı tercih etmiyorlar. Dolayısıyla eskiden %50'ler %75'ler görülürken artık Counter Strike'da %33 gibi bir indirim görülüyor. Yani oran olarak dediğimiz gibi en başta dediğimiz gibi düşüş oldu. Ama e, bu düşüş aslında baktığınızda bütün hesaplarınızı yaptığınızda normalde 7,5 dolar verip yani 25 lira gibi bir para verip almanız gereken bir oyunu 20 şey pardon 17 18 lira aynen çok rakamlar karıştı benim kafamda karıştı 18 liradan satın alma fırsatınız olduğunu ve yine aslında bakarsanız tüm dünya ile karşılaştırıldığında en ucuza satın alan ülkelerden biri olduğumuz anlamına geliyor. Evet daha evvel ee, bir sefer oldu bu arada bu 9 liraya kadar düşme olayı bir sefer oldu ve ben bir kere daha da görmedim. E, %50 indirimler e, 12 liradan alınabilirken %50 indirim olduğu dönemde bu birazcık işte kurun da etkisiyle. Aslına bakarsanız genel olarak indirimin e, CSGO'nun kendi özel bir yanı da var gerçi orada o ayrı mesela ama e, 4 lira birazcık daha fazla vermek durumunda kaldık. Ama o da artık yani Steam'in indirim yani burada suçu ben Steam'e atamıyorum özetle onu demeye çalıştığım o kurla alakalı. Keşke kur bu kadar yükselmeseydik ki, ki hani e, bu, biz de bu kadar etkilenmemiş olsaydık diyorum. E, ve açıkçası yani böyle yaşamaya da devam edeceğiz gibi geliyor bana. Ama tabii dediğim gibi CSGO ve işte bir takım işte Ubisoft oyunları vesaire falan bunlar birazcık Ubisoft EA, oyun, EA oyunu kalmadı gerçi şeyde de. E, Ubisoft 2, 2K işte efendime söyleyeyim gibi oyunlar biraz istisnadır. Bunların fiyatlandırmaları farklı yapılıyor ama onun dışında başka örnekler var ki. Mesela Witcher 3 adamlar ilk çıkarttıkları dönemde bile 80 liradan çıkartmışlardı oyunu gibi gibi örnekler var. Yani bazı oyunlar istisnai oyunlar hala pahalıya denk gelse de e, indirim döneminde ee, pek çok oyun, çoğu oyun genellikle oyunlar e, da yine bize Türkiye'ye Türk lirasıyla daha uygun fiyattan e, satılıyor ve bu da aslına bakarsanız özetle demeye çalıştım şu ki Steam indirim dönemlerinin eskiye nazaran çok daha kötü geçtiği e, anlamına gelmiyormuş gibi geliyor bana. Şimdi. Bir diğer nokta var ki benim en çok duyduğum ve aslında bakarsanız Steam iade sisteminin gelmesiyle ortaya çıkan bir durum. E, eskiden flash indirimler olurdu çok güzeldi günlük indirimler olurdu onlar da çok güzeldi artık onları yapmıyorlar bizde daha pahalıya geliyor gibi e, söylemlerde bulunan arkadaşlar var. Şimdi bir kere güzel değildi onu net söylemek gerekiyor bu günlük indirim flash indirim topluluğun seçimi indirimleri öyle güzel değillerdi. Evet bazı istisnai durumlarda çok uygun fiyata e, alıyorduk oyunları ama yani ne kadar düzgün işliyordu. Bunu birazdan yine bahsediyor olacağız. Şimdi bunlar her şeyden evvel bu indirimler, flash indirimler, günlük indirimler şeyden bahsediyorum. Yaz döneminde olan günlük indirim, indirimlerden bahsediyorum. Ya da işte flash indirimlerden ya da işte toplum seçimi indirimlerinden bahsediyorum. Kalkmasının sebebi neydi? En başta söylediğim gibi iade sisteminin gelmesi. Şimdi Steam iade sistemini getirince insanlara şu kolaylığı da sundu. Hani illa oyunun çalışması gerekmiyor iade edebilmeniz için. Bir oyun satın aldınız, iki gün sonra indirime mi girdi? Tamam fark etmez bunu söyleyeyim bize ben bu oyunu iki gün önce aldım şimdi indirime girdi indirimi fiyattan alacağım deyin. İade edin indirimi fiyattan alın gibi bir e, olanak da sundu. Ki tabii kanunen aslına bakarsanız e, yapılması gereken bir şeydi bu yani Steam bunu gene babasının hayrına yapmadı. Onu da söylemek gerekiyor ama bu olanağı sundu Steam bize. E, böyle olunca şimdi düşünün e, indirim dönemindesiniz flash indirimler falan var. E, i̇ndirime girdi bir oyun sizin aldığınız bir oyun daha fazla indirme görüyordu. E yapmak istediğiniz şey indirim döneminde deli gibi hani sizin gibi binlerce insan oyun iade edecek, sistem işleyecek vesaire. Yani çok mantıklı bir hali kalmadı iade sistemi geldikten sonra. böyle bir flash indirim sisteminin devam etmesi, indir flash indirimlerin devam etmesi için bir sebep kalmadı. İşlerini de zorlaştırıyor hale geldi ve bunun için, bu yüzden kaldırdılar. yani şimdi durum böyleyken kaldırmayın, devam etsin demek çok mümkün olmuyor. Yani kalkmasının sebebi bence gayet mantıklıydı. Günlük indirimler, flash indirimler, topluluğun seçimi indirimleri niye iyi değildi? Buna biraz değinmek istiyorum. Kişisel olarak ben çok net hani çok mantıksız ve çok saçma olduğunu düşünüyorum. Bunun ve şöyle bir durum ortaya çıkıyordu çünkü. Yani düşünsenize bir oyun aldınız ve hafta sonu şimdi bir de şey var yaz indirimleri ve kış indirimleri uzun da sürer ya iki hafta sonuna denk gelebilir. Ee, indirimler i̇ndirimler başladı Tam da hafta sonuna denk geldi. Ulan ben şu oyunu alayım da hafta sonu oynayayım diyorsunuz ve şey de olmadığını düşünün. Hani eskiden bahsediyorum. O zaman o dönemler iade sistemi de yoktu. Hafta sonu ben bu oyunu oynayacağım diye aldım. Oynuyorum. Ulan oynarken işte bir bakıyorum. Flash indirme girmiş. Benim 5 liraya aldığım oyun 2,5 liraya düşmüş iyi diye. 2,5 liraya için belki üzülmezsiniz ama şöyle deyip 50 liraya aldığım oyun 30 liraya düşmüş. E ben enayi miyim yani hani bir gün beklesem aslında ya da o flash indirimi kovalasam 20 liraya alacaktım. E, şimdi geri, geri iade de demiyorum edemiyorum. Dediğim gibi iade sistemi yoktu o dönemlerde. Böyle bir sıkıntı ortaya çıkıyordu ve aslına bakarsanız günlük indirimler e, ve keza işte saat, birkaç saat, 8 saatlik flash indirimler vesaireler bu açıdan bizim aleyhimize işliyordu. E, şöyle ki Düşünün bir de bir yani hani bunu bir kere yaşayan adam bir daha ilk gününden indirime girdiği için oyun alayım mı? Hayır. Herkes son günlerini bekliyor indirimin. Sürekli takip ediyor ve kimse oyunu almıyor. E daha uyguna güvenme mi vesaire diye. E böyle dalması da açıkçası yani mantıklı değil. Steam'in de işine gelmez. Uygulaması da daha zor. Niye yapsınlar? Niye devam ettirsinler? Gibi bir, bir şey ortaya çıkıyor. Yani mantıklı geliyor. Şimdi ee, bunlar tabii ki Steam indirimlerinin bozup bozmamasıyla ne alakalı diyeceksiniz bozduğumdan değil ya da işte eskisi kadar ulan, biz zamanında çok uygun fiyata sattık şunları kaldıralım da bunlar artık daha pahalıya alsınlar mantığıyla yapılmış şeyler değildi onu anlatmaya çalışıyorum bir yandan ya yani da en azından ben böyle olduğunu düşünüyorum sizde fikirleriniz her zaman gibi yorumlara yazmayı unutmayın ee, kalkması da dediğim gibi benim lehime işleyen bir şey oldu çünkü yerine gelen sistem neydi İlk gününden son gününe kadar e, en uygun fiyatlar Sabit fiyatlar verilecek dediler e, ve hani öyle de oldu. Birinci günde hangi oyun varsa indirimde, son günde de o indirim, e, o oranda aynen kalıyordu. Tabii her gün yine ana sayfaya çıkarttıkları oyunlar değiştiği için hani gördüğünüz oyunlar değişse de e, oyunların indirimlerinde, e, oranlarında bir hata olmadığı sürece değişiklik yapılmıyordu, yapılmayacaktı. Yani yakın zamanda geleceğiniz zaten iade sistemi olduğu için bir daha zaten o sistemin girilebileceğini zannetmiyorum. Şimdi bu indirimlerin kalkmasıyla katmasıyla e, ve yarına ilk günden son güne kadar aynı fiyatların gelmesi e, uygulamasıyla bazı insanlar şunu o, yani şöyle olduğunu düşündüler. Eskiden daha da fazla inebiliyordu, artık o kadar indirmeyecekler. Daha yani indirim oranlarında daha az bir e, indirim yapılarak işte normalde belki de 2.5 lira alabileceğimiz oyunu hiçbir zaman 2.5 liraya indirmeyecekler diye düşündüler. Ve haklılar belki. E, istisnai durumlar haricinde belki böyle durumlar ortaya çıkmış olabilir ama Bunda da az evvel bahsettiğim Türk lirasına geçilmesiyle beraber ortaya çıkan durum Hani göz önüne alındığı zaman aslında biz bir şey kaybetmiyoruz yine Son tahlilde baktığımız zaman belki e, Evet 2 lira 3 lira gibi yani küçük ve kabul edilebilir bana kalırsa rakamlar e, Fiyatlarda oynama oluyor ama e, genel olarak baktığımızda Yine Türk lirası üzerinden ee, satın aldığımız için çok ciddi kar etmemizden kaynaklı olarak e, Steam indirimleri döneminde de yine gayet iyi indirimlerle karşı karşıya kalıyoruz gibi geliyor bana. Şimdi diyeceksiniz ki mesela yine bir kısmında bahsettim hani bu videonun işte Ubisoft'tu, 2K'di ya da ne bileyim bazı oyunlar yine e, birazcık da bizim perakende satış e, mantığından ötürü yanılmıyorsam e, yapılan yani öyle olduğunu tahmin ediyorum çok net elimde ispatım olduğu için olmadığı için e, şey yapamıyorum bu böyledir diyemiyorum belki ama muhtemelen perakende satışçıların e, fiyatlandırmalarını ötürü bazı büyük firmaların oyunları nasıl ki e, kutulu olarak 180 liraysa ya da 200 liraysa 210 liraysa Steam'de de aynı şekilde e, satılmak zorunda kalıyor. E, i̇ndirim döneminde işte yeteri kadar yani belki de 25 liraya kadar düşecek oyun 50 liranın altına düşmüyor gibi bir durum oluyor. İşte indirim şeyinden mesaisinden oranlarının bu yenilenmesini ötürü ama e, buna da yapabilecek Hani bir şey yok burada hani yine suç ya da steamin değil ya da işte indirimlerin kötü geçmesiyle alakalı bir durum değil burada yine nasıl ki döviz kısmında e, ulan keşke döviz bu kadar pahalı olmasa da daha uygun fiyatı alsak diyorsak e, keşke oyun satış sektöründe de e, bir takım şeyler daha iyi işlese de yine e, tüketici olarak biz bundan yarar sağlasak diyen yani diyip geçebiliyoruz. Evet uzun bir video oldu. Böyle olmasını istiyordum. Sizin de hani yorumlarınızı beklediğim bir video bu her zamanki gibi. Gelin konuşalım serisinin ikinci videosunda bununla alakalı yapmış olmaktan ötürü memnunum. Çünkü biliyorsunuz Steam'le alakalı yakından takip ediyor olmamdan kaynaklı bir ilgim alakam da var. Steam indirimleri ve haberleri Facebook sayfasını da beğenmediyseniz gidin beğenin. Çünkü orada gerçekten güzel indirimler yakaladığım zaman paylaşıyorum. Bedava oyunlar falan da paylaşıyor. E, ekleyeceğim başka bir şey çok kalmadı ama son olarak şunu söyleyeyim. Bunun üzerinden de tartışma belki devam eder. Ben açıkçası Steam indirimlerinin kötü geçtiğine inanmıyorum. Her dönemde açıkçası heyecanla da bekliyorum çünkü yeni çıkan oyunlar vesaireler ve indi oyunlardan ötürü yine indirim dönemi en iyi dönem oluyor oyun satın almak için. Ha evet 7 sene önceki heyecanla 7 sene önceki oyunsuzlukla abanmıyorum oyunlara belki ama değişenin de aslında Steam indirimlerinden ziyade benim kendi tecrübem ve benim kendi oyun arşivim. Mi diye demek gerekiyor ona. Olduğunu da Fark ediyorum. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Steam indirimleri bozdu mu? Bozmadı mı? Ee, benim söylediklerim Sizin kafanızı açtı mı? Ulan hakikaten Bak bundan ötürü artık eskisi gibi güzel Gelmiyor dediniz mi? Demediniz mi? Yorumlarda Paylaşmayı unutmayın. Kendi de paylaşmayı unutmayın Üzerinden konuşalım. Belki benim de kafam açılır Diyeyim. Ve lafı daha fazla uzatmadan Her zamanki gibi videoyu beğenip kanalıma abone olarak Bana en büyük desteği gösterebileceğinizi Söyleyeyim. Bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın